وعذبنا لهم عذاب السعير. بسم الله الرحمن الرحيم. Senin gibi. Ha? Dolar kumuz oldu değil mi? Onu sıkmaya başlarsın. Betül'ün anadesini hayran edin sadece verinin içine. Vereyim mi? Vereyim mi? Evet Bey, hoş geldin bakalım. Hoş bulduk hocam. Seansın kayıt altına alınması kabul ediyor musun? Ediyorum hocam. Yayın hakları veriyor musun? Veriyorum hocam. Tamam, peki anlat şimdi, sorun ne? Hocam ben not aldım sorunlarımı unutmayayım diye. Tamam. Yazdım hepsini tek tek. Çabuk öfkelenme, ezana hürmetsizlik. Çabuk öfkelenme derken sebepli sebepsiz bir anda sinirleniyor. Yani genelde küçük bir sebep oluyor. Başlamıştık. Bir sebepten çok sinirleniyoruz. Ezan'a hürmetsizlik derken? Mesela ezan'a hürmetsizlik, ezanın sonradan dine girdiğini, ondan sonra dini o anlamda pek bir hani mesela acayip ayak üstüne atıyorsak düzeltiyoruz, camide bile oturuyorsak, bağdaş kuruyorsak normal şey. Ezan'a sinir oluyorsun öyle mi? Birazcık tabii yüksek sesle özellikle. Ezana karşı yani bir öfke oluşuyor sende. Var, oluşuyor. İki, üç. Tuvalette küfür etme. Özellikle tuvalette oluşuyor bu. Neye küfür ediyorsun? Eski yaşadığım olaylara. Sövme hissi. Bir, mesela bir olay yaşadım, bir kavga yaşadım, bir tartışma yaşadım. O geliyor aklıma. O kişiye mesela ister istemez, istemsiz hatta bir şekilde küfür etme. Küfürler çıkıyor aklıma. Evet. Üç, dört. Sabahları zor uyanma. Evet, beş. Namaz kılamama. Peki namazı normalde kılmak istiyorsun ama kılamıyorsun. Evet, değil mi? Yani başlamak istiyorum. Bir türlü başlayamıyorum. Başlayamıyorum. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim size. Yıllardır istememe rağmen beş vakit namaza başlayamadım ben hala. Tamam. Dün buraya gelmeden yatsı namazını kılabildim. Hı-hı. Bir de bu sabah buraya trene binmeden İstanbul'dan sabah namazı. İnşallah namaza yola çıkmış olmuşsundur. İnşallah. Bunun da bilmiyorum bir sebebi var mı yok mu. Devam edelim. Ben sizi 6 aydır takip ediyorsun. Haberim var. Gelmek istiyorum 6 aydır ama bir türlü kısmet olmadı, nasip değil. Peki buraya geleceğini yönlendiği zaman içinde buraya gelmemen konusunda çeşitli vesveseler ve şüpheler geliyor mu? Kesinlikle. Onları da not aldım ben. Nasıl vesveseler geliyor? Hocam, gelmeye yönlendiğin anda. Evet. Mesela diyorlar ki bana bize bir şey olursa bazı yeteneklerini kaybedersin. Mesela espri yeteneğini kaybedersin. Empati yeteneğini kaybedersin. Unuttuğun şeyleri hatırlayamazsın. Sezgi yeteneğini, altıncı hissini kaybedersin gibi. Böyle bana sürekli alttan tehditler işte. Peki içinden bir şey konuşuyor mu? Konuşur gibi değil. Sanki bunu siz düşünüyormuşsunuz. Ben düşünüyormuşum. Ben kendi çok kendime... Çok enteresan ama bak bir daha sayar mısın? Hangi yetenekleri kaybedersin diye bir mesajı geliyor. Espri yeteneğini kaybedersin. O zaman sana bu espri ve aşırı gülmeyi sağlayan... Onlarmış güya. Güya onlarmış. Evet. Empati yeteneğini yani bu kendini karşılığındakinin yerine koyma yeteneğini kaybedeceğimi iddia ediyorlar. Evet. Unuttuğun şeyleri hatırlayamazsın. Unuttuğun hiçbir şeyi hatırlayamazsın. Evet, çok ilginç bu da. Sezgi yeteneğini, altıncı hissini varmış bende, onu kaybedecekmişim, bunu kaybedersin. Öz sözlerini kaybedersin. Peki sen bu vesveseye kanıp da acaba gidersen bunları kaybeder miyim deyip vazgeçtiğin oldu mu? Olmadı. Yani şu son bir haftadır özellikle... Bu vesveseler vermeye başladı. Bunlar sürekli var. Sürekli var. Ama ben kararı verip... Peki seansları izlerken istemsiz olarak içimde bana karşı bir öfke hissinin oluştuğunu fark ettin mi? Hafif olarak mı? Evet. Seansları izlerken. Evet. Mesela orada şeytanları konuştururken veya vücuttaki enerjileri şey yaptığı zaman bana karşı bir gıcık adam falan böyle bir sinir verici, bozucu. Var böyle hocam. Bir öfke hissi oluşuyor muydu? Oluşuyordu. Evet. Mesela hoşuna gitme, gitsen de bir şey değişmeyecek.
senin çok açığın var. İstanbul'a geri geldiğinde yine geleceğiz. Evet, böyle bir meslese geliyor. Hoca hem paranı alacak hem de bir şeyin yok deyip geri yollayacak. Resmi. Bunları bana sürekli olarak... Enteresan. Şey sen iç alemde kendinle iyi böyle muhasebe yapıyorsun zannediyorum. Evet. Çok sizin videolarınızın tamamını izledim ben. Hı hı. Tövbelerim hepsini, dün gece zaten finali yaptım konuda. Bayağı bir tövbe ettim. Sonra... Peki bazı tövbelerde kusma hissi veya vücutta kasılma, titreme gibi şeyler oluyor mu? Hiçbir şey olmadı hocam. Hiçbir belirti yok. Hiçbir belirti olmadı. Evet. Devam et. İşlerin rast gitmemesi, benim şeyleri sayıyorum, genel belirtiler üzerindeki. İşlerimin rast gitmemesi, kibirli yaşama alışkanlığı. Bunlar benim üzerimdeki genel belirtiler. Bir de benim özel belirtilerim var. Mesela? Kendimi dinleyememem. Yani... bir konu hakkında bir muhasebe yapacağım. Ona izin vermiyorlar hocam. Ne oldu? Farklı şeylerle sürekli konsantrasyonumu bozuyorlar. Dikkat bozukluğu. Dikkatimi dağıtıyorlar. Ve bir şey yoğunlaştığın zaman dikkatin daha iyi olaya adapte olamıyor, konsantre olamıyor. Evet hocam. Karar vermede zorluk. Bütün karar verme mekanizmanı etkiliyorlar bir şekilde. Ya kararsız kalıyorsun. Ya evet diyeceğim ya hayır diyeceğim. Kendilerine uygun olan tarafa doğru beni çekmeye çalışıyorlar. Bu var. İyiyi kötü, kötüyü iyi algılamam. Mesela kötü bir şey gördüm, bunun iyi tarafları olabileceğini vurguluyorlar. Kötü bir şey gördüm, bunda iyi bir şey olabileceğini iddia ediyorlar. Bunun gibi saptırmaya... seni bir yönlendirmeyi hissediyorsun. Evet hocam. İyilik yapma isteğimin aynı anda baltalanması. Mesela iyilik yapmak istiyorum. Bir teyze gördüm, poşetlerine yardım etmek istiyorum. O anda ya boş ver, bu teşekkür bile etmeyecek sana, ne gerek var? İyilik yapma deyip bunu bertaraf ediyorlar o anda. Vazgeçiyorsun. Vazgeçiyorum iyilik yapmaktan. Tamam. Kinimin artması için geçmişte yaşadığım olumsuz olayların sürekli video gibi gözüme gösterilmesi. Mesela geçmişte dediğim gibi bir tartışma yaşadım. Hı hı. Ondan sonra bir lafın altında kaldım. O bir aynı video şeklinde gözümün önüne geliyor. Ondan sürekli geliyor. Sürekli o kişiye kin beslemem için bu şekilde hatırlatmalar yapıyorum. Hı hı. Genel belirtiler, yani benim yazabildiklerim bu kadar hocam. Üzerimdeki sıkıntının belirtileri. Anladım. Ne olduğunu bilmiyorsun. Evet. Varsa ne var, niçin var? Evet. Bu soruların cevabını almak için geldim. Alalım hocam inşallah. Alalım bakalım. Eyüp değil mi? Eyüp hocam. Güzel analiz yapmışsın. Allah'ın izniyle bu analizi videoları izleyenlerin birçoğu yapıyor. Birçoğu da olayı kendi başına çözenler de var. Ama bazen olay çok karmaşık oluyor. Sadece duayla veya sadece tövbeyle kalkmayan enerjiler de olabiliyor. Evet. Bir ceketini as bakalım. Bir kontrol edelim seni Eyüp. Bakalım vücutta bariz rastlayabileceğimiz bir akım enerji var mı? Oraya sen bir askı var orada. Yok, böyle dur bakalım. Şöyle bir dur önce. Sırt dur. Şuraya yapalım. Serbest bırak. Serbest dur bir dur. Eşitsek mi lan? Çekimi hissediyor musun? Evet. Burada. Yavaş. Burada. Yavaş. Üstü bir yat bakalım. Çıkarayım mı atlet gömlek? Gömleğini çıkar sadece.
Bir de böyle muayene ediyorum bakalım ne var. Hocam terbiyesizlik ederse acımayın. Terbiyesizlik ederse derken? Videolarda izledim çünkü ben... Evet, bazıları devreye giriyor, şey yapıyor diyorsun. Ne iş yapıyorsun Eyüp? Çiçekçiyim hocam. Öyle mi? Peki biz anlat bakalım. Kafayı şöyle tam oraya koy. Bir kontrol edelim bakalım vücutta nerede ne var. Burada bir ağrı var mı? Var hocam. Evet, burada bir akımımız var, bir. Şurası senin nefesini kesiyor mu? Var hocam. Ama nefesimi kesmiyor. Şurada var. Var hocam. Burada var mı? Var hocam. Burada var mı? Yok. Burada var mı? Yok. Şuralar var. Pek fazla yok hocam orada. Var. Var. Hiç öceye gittin mi daha önce Eyüp? Gitmedim hocam. Annem veya baban gider mi? İkisi de rahmetli oldular hocam. Annem giderdi. Yani ablamla birlikte, ablamın sorunları vardı. Hoca'ya giderdi. Ben küçüktüm o zamanlar. Ne sorunları vardı ablanın? Ya psikolojik sorunları olduğunu biliyorlardı. İlaç tedavisinin yanında hocaları da gitmeleri gerektiğini söylemişler. Ablamla birlikte giderlerdi. Muskalar vardı zaten evimizde. Bütün hepsini toplayıp getirdim muskaların. Burada hepsi. Bayağı bir muska var. Evet. Eyüp, sıkıntılı bir soyun var. Anne baba soyunda çok ciddi sıkıntılar var. Soydan gelen bir takım enerjiler var. Allah sonumuzu hayırlısı var mı? Peki Eyüp, şurada serbest ver. Aaa! Aaa! Küfret. Aaa! Konuşalım mı? Aaa! He? Aaa! Konuşalım mı? Aaa! Konuşalım mı? Burada bir şey var mı? Yok. Sağ tarafında boydan böyle yatan bir hayvan cihazım var evim. Acımayın hocam. Bugün onu öldüreceğiz inşallah. İnşallah. O niyetle geldim hocam. İnşallah. Buraya gelirken dua ettim. Aa, Allah! Hani sana böyle boşa gidiyor falan ya, onu yakaladım bak. Bu vücudunun sağ tarafında Eyüp. Evet. Burada böyle yatan bir akım. Orta merkezi şurası. İçinden bir şey konuşacak gibi oluyor mu? Yok hocam, olmuyor. bayağı he? Tövbe ettiğim için herhalde. Ama bir rahatsızlık da var. Frit, Allah'ın adıyla. Süleyman, üstünden doğana kide sana emrediyorum. Eyüp'ün lisanına gel. Eyüp'ün lisanına gel. İfrit konuşacağız mı? Eyüp sana şunu sorayım. Babanın sağlığında baban sana karşı çok şiddet uyguluyor muydu? Yok hocam, uygulamadı. Uygulamazdı. Çok hafif bir tokat. Sadece hatırladığım o. Hiç ya babam öyle bir insan değildi. Tokat attığında hiç onun elini tuttuğunu hatırlıyor musun? Yok hocam, hayır. Biraz... Zaten ben 12 yaşındaydım vefat ettiğinde. Çok ufaktım. Böyle bir şey mümkün değil yani. Onun elini tutabilecek kadar iri de değildim. Peki ablan, abin var mı? Var. 5 kardeşiz hocam. Ben son çocuğum. Abin ya da ablana vurduğunu... Onlara el kaldırdığını hatırlıyor musun? Yani... Şimdi en büyük ablamla 20 yaş var aramızda. Bayağı bir, hani ben yokken olmuş olabilir. Kavgalar, tartışmalar... Muhakkak evde olmuş. Ve abilerinle böyle dövüştüğünü hatırlıyor musun? Ben kendim şahsen hiç şey yapmadım. Ablanla? Yok hocam, ablamla da öyle... Yani ellerini tutacak derecede ancak tartışma yaşamışızdır, öyle bir fiziksel bir... Peki, annen hep size büyü yapıldığından mı şüpheleniyordu, üzerinize büyü olduğundan? Yani benim kendi şahsen üstüme böyle bir şey düşünmedi ama özellikle en büyük ablam bu konuda onunla birlikte bir
Yani bayağı bir hoca gezmişler zamanında. Ben de çok ufaktım, 6-7 yaşındaydım. Onlarla peki anne kimden şüpheleniyordu kendisine büyü yapıldığına dair, kimin yaptığını büyü düşünüyordu? Büyü olarak değil hocam, daha çok musallat, hani sebepsiz bir musallat olarak hani hocaları danışmaya gitmişlerdi. Bundan sebep. Şimdi sağ tarafında böyle bir enerji var. Bu ya bir de iftiradan, ya kınamadan, ya yalancı şahitlikten ve birine haksız bela ve lanet okumaktan veya baba, amca, hala el kaldırmaktan. Anlatabildim mi? Baba tarafından birinden. Hı-hı. Böyle büyük bir sıkıntın oldu mu? Ya benim kendi şahsi olarak olmadı hocam. Kimin oldu? Olmuşsa dine dediğiniz gibi annem, babam ve en büyük ablam arasında belki bu şekilde bir... Babaanne, dedeyle bir sorun? Babaannemle dedemi hiç görmedim hocam, dedelerimi hiç görmedim. Anne baban onlarla büyük bir sorunları olmuş mu acaba? Zannetmiyorum, sanmıyorum. Birbirini çok seven bir aileydi ya. Ailelerdi yani. Anne tarafında aynı şekilde, baba tarafında aynı şekilde. Hı hı. Bir bedduanın bile hatta söz konusu olmayacağını tahmin ediyorum. Böyle bir günahkar birinin günahını almış olabilirler mi? Çünkü şu bölge sağ taraf yani, anladın mı? Bir otur bakalım. Birkaç dua yaptıracağım sana. Allah'a çok şükür. Otur bakalım bir. Ne çıkacak bakalım karşımıza. Aç ellerini. Allah'ım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Allah'ım. Başkalarına iftira atmaktan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Başkalarına iftira atmaktan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım başkalarına... Allah'ım iftiradan gelen şeytandan sana sığınıyorum. 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 Bir şey hissediyor musun? Yok hocam. Allah'ım başkalarını kınamaktan gelen şeytandan sana sığınıyorum de. Allah'ım başkalarını kınamaktan gelen şeytandan sana sığınıyorum. 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 Allah'ım başkalarını kınamaktan gelen şeytandan bunun sana sığınıyorum. Şey çok hafif var hocam. Kınamaktan mı? Evet. Allah'ım zürriyetimin başkalarını kınamasından ve aşağılamasından gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım zürriyetimin başkalarını kınamasından gelen şeytandan sana sığınıyorum. Kınamasından ve aşağılamasından. Allah'ım zürriyetimin başkalarını kınamasından ve aşağılamasından gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım zürriyetimin başkalarını kınamasından ve aşağılamasından gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım zürriyetimin başkalarını kınamasından ve aşağılamasından gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım zürriyetimin başkalarını kınamasından ve azarlamasından gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım zürriyetimin başkalarını kınamasından ve azarlamasından gelen aşağılamasından. Allah'ım zürriyetimin başkalarını kınamasından ve azarlamasından aşağılamasından. Hep o şekil geliyor aklıma hocam. Peki şöyle de, Allah'ım başkalarını kınayarak ve aşağılayarak işlediğim günahından gelen şeytandan sana sığınıyorum diye. Allah'ım başkalarını kınayarak ve aşağılayarak işlediğim günahımdan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım başkalarını kınayarak ve aşağılayarak işlediğim günahımdan gelen şeytandan sana sığınıyorum.
Allah'ım başkalarını kınadığımdan ve aşağıladığımdan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım başkalarını kınadığımdan ve aşağıladığımdan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım başkalarını kınadığımdan ve aşağıladığımdan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım başkalarını kınadığımdan ve aşağıladığımdan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Bu seni zorluyor değil mi? Özellikle aşağılamak kelimesini azarlamaya... Namaz kılmayan birisini gördüğün zaman veya böyle İslamiyet'i tam yaşamaya hata işleyen birini veya günahkar birini gördüğün zaman aşağılar mısın? Kesinlikle hayır hocam. Kınar mısın? Yok. Peki bunu annen, baban veya olabilir. Ablan çok yapar mı mesela? Yani annem... Aşağılanır mı yani soydan? Böyle bir annen ne zaman vefat etti sağ mı? 2011'de vefat etti. Annen de böyle başkalarının aşağılama var mıydı? Normalde yoktu. Herkes çok severdi annemi. Kınar mıydı çok? Çok. Hatta hiç kınamazdı diyebilirim. Yalnız bir anım var. Hı. Ben doğmadan önce bizim bir Eyüp Sultan'da ben doğmuşum. Hı hı. Orada bir akrabamızın oğlu varmış. Çok kola içermiş. Onu kınamış. Kendi söylüyor bunu bana. Ve ben de kola bağımlısı olmuştum bir dönem. 2 litre kola içiyordum her gün. Başka bir şekilde kınamış olabilir. Mesela namaz kılardı anne. Tabii. Kılmayanları kınar mıydı? Kınamazdı diye tahmin ediyorum. Peki şöyle dua et. Allah'ım annemin başkalarını kınamasından gelen şeytandan sana sığınıyorum diyor. Allah'ım annemin başkalarını kınamasından gelen şeytandan sana sığınıyorum. 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 Allah'ım annemin başkalarının iftira ile günahını almasından gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım annemin başkalarının iftira ile günahını almasından gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım annemin başkalarının iftirayla günahını almasından gelen şeytandan sana sığınıyorum. Bu da yok. Annenle ilgili ama kul hakkına tahallük eden bir şey. Ablanı dövdüğünü hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum hocam. Dediğim gibi son çocuk olduğum için, çok da küçük olduğum için o dönem benden önce atladı. Ben doğmadan önce yaşanmış bile olabilir yani. Ama babam yani çok şiddetli olmamak şartıyla en büyük ablamı birazcık dövmüş olabilir. Baban sinirlendiği zaman bela okur muydu? Ya, okumazdı diye biliyorum hocam. Annem de aynı şey. Peki anne babanla, anne babasıyla sorun yaşadın mı baba? Dedemleri dediğim gibi hiç görmedim hocam. 73'te vefat etmişler babaannemle birlikte. Bir anneannemi gördüm, o da 2003'te vefat etti zaten. Peki baba erken öldü? 98'de. Babanın kardeşler arasında bir miras kaldı mı? Kendi kardeşleriyle. He. Yok hocam kalmadı. Bir tane bir ev kalmıştı zaten. Onda 5 kardeş. Biz şimdi miraslıyız o evde. Böyle bir tartışma babamdan falan yok. Babamdan başka kimseye bir şey kalmadı. Mal kalmadı. Tartışma falan yok. Yok. Peki hariçte birisiyle çok... Bu sendeki sıkıntılar ne zaman başladı yaklaşık? Babam vefat ettikten sonra başladı diyebilirim. Yani 12 yaşından beri olduğunu tahmin i̇şte ediyorum. İşte orada bir film kopuyor tamam mı? Oradan bir şey var. Yani baba soyu zaten sağ taraftan. Babanın aldığı bir beddua da olabilir. Şöyle dua et peki. Allah'ım babamın aldığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınıyorum de. Allah'ım babamın aldığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınıyorum. 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 Bunda da bir şey hissetmiyor. Yok hocam bunda da yok. Sağ tarafta. Böyle bir şahitlik falan yapmış olabilir mi babam? Bir kere yapmış hocam. Yalancı şahitlik. Yalancı şahitlik değil. İki anlısını hatırlıyorum. Bir tanesinde haksız yere bir ev almak için bir arkadaş altınlarını satıyor. O da
koyunca şüpheleniyor bunları çalmış olabilirler mi diye. İhbar ediyor. İşte kelepçe takıp nezarete götürüyorlar. Hı hı. Ondan sonra babam işte onun yanında, o da nezarete alınmış oluyor o arkadaşıyla birlikte. Bir o hatırasını hatırlıyorum. Ne sormuştunuz hocam bir daha? Yalancı şahitlik yapmış olabilir mi baba? Bir de şöyle bir şey var. Babam iş yerindeki patronuna bir mektup yazıyor. Ondan sonra patron diyor ki bunu kim yazdı? Hiç kimse söylemiyor. En son diziyi yüktün işçileri yan yana ve Kur'an-ı Kerim getirtiyor. Herkes Kur'an'a el basıyor. İşte baban ben basmıyor. Babam basmıyor. Ve ona basmadığı için pişman olduğunu söylüyor sonra. Keşke diyor bassaydım, ben de yalan söyleseydim. 3 gün oruç tutsaydım. Bunu hatırlıyorum şey olarak. Ama kesinlikle o mektubu ben yazdım diyor. Çıkıyor ortaya ve işten kovuluyor bu şekilde. Kur'an'a el basmıyor yani. Ama sonradan diyor ki, keşke diyor işten atılmasaydım, Kur'an'a el bassaydım, 3 gün oruç tutsaydım. Bir de bunu hatırlıyorum. Şahitlik yapmış olabilir. Yani pek şansım olmadı babamı tanımak için. Şöyle bir duayı. Babamın yaptığı yalancı şahitlikten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, babamın yaptığı yalancı şahitlikten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, babamın yaptığı yalancı şahitlikten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, babamın yaptığı yalancı şahitlikten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, babamın yaptığı yalancı şahitlikten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, babamın yaptığı yalancı şahitlikten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, babamın yaptığı yalancı şahitlikten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, babamın yaptığı yalancı şahitlikten... Allah'ım, babamın yalancı şahitlik yaptığı kişilerin yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, babamın yalancı şahitlik yaptığı kişilerin yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, babamın yalancı şahitlik yaptığı kişilerin yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, babamın yalancı şahitlik yaptığı kişilerin yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, babamın yalancı şahitlik yaptığı kişilerin yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, babamın yalancı şahitlik yaptığı kişilerin yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Bunda zorlanıyor musun? Yok hocam, bunu derim. Ya bir şey var, bulamadık ha. Biraz hocam... Vurup öldürürüz onu. Sas yaparız da, sasla öldürürüz yani. Biraz acı verelim hocam, çok çektirdi bana. Ama kaynağını bulmadan öldürmek istemiyorum yani. Nereden girdiğini bulmak istiyorum onu. Dediğiniz gibi ben de soydan olduğunu şüphelenmiştim buraya gelmeden. Babanın ölümüyle devreye giriyor. Babanın aldığı beddua olabilir, babanın yaptığı beddua olabilir. Beddua etmiş olabilir baba. Allah, babanın bana yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınıyorum dedi. Allah, babamın bana okuduğu beddua ve lanetten gelen. Allah'ım, babamın bana okuduğu beddua ve lanetten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, babamın bana okuduğu beddua ve lanetten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, babamın bana okuduğu beddua ve lanetten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, babamın bana okuduğu beddua ve lanetten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, babamın bana okuduğu beddua ve lanetten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Hissetmiyorsun. Haksız yere başkalarının çocuklarından çıkarsın diye beddua etmiş olabilir. O da geri döner. Şöyle de peki, Allah, babamın mazlumlara yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, babamın mazlumlara yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, babamın mazlumlara yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, babamın mazlumlara yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, babamın mazlumlara yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, babamın mazlumlara yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, yalan yere yemin etmekten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, yalan yere yemin etmekten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, yalan yere yemin etmekten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, yalan yere yemin etmekten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, yalan yere yemin etmekten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, yalan yere yemin etmekten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Bir şey hissediyor mu? Duada bulamadığımız yer bu. Amin.
Vallahi. Anne tarafından ben aslında şüpheleniyordum hocam. Baba tarafından mı çıktı? Burası bayağı acıdı. Yavuz bir kelimetillahi tahmeti min külli şeytani ve hametine min külli aynin lamme. Yavuz bir kelimetillahi tahmeti min külli şeytani ve hametine min külli aynin lamme. Allah'ın adıyla Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan hak ile Allah'ın hız ve kudreti adına sana emrediyorum. Eyüp'ün lisanına gel. Senedü ve ecele bi şefaati ve ma halaga bil kültüm ve el ecmaulün cemilin kesir. Ve el cinni şeytani ma şedîgâ, ma şedîgâ, ma şedîgâ. Senedü ve ecele bi şefaati ve ma halaga bil kültüm ve el ecmaulün cemilin kesir. Ve el cinni şeytani ma şedîgâ, ma şedîgâ. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Euzu bi kelimetillahi tammeti min kulli şeytanin ve hammetin. Ve min kulli aynin lamme. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. 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 Euzu bi kelimetillahi tammeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min kulli aynin lamme. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La tehuzuhu sinetun ve la nevm. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ Hiçbir şey hissetmiyorsun. Hiçbir tepki yok. Konuşan yok, eden yok, lisanı gelen yok. Sadece vücudun sağında bir enerji var. Bir de şöyle dua etsene. Allah, ablama el kaldırmaktan ve vurmaktan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, ablama el kaldırmaktan ve vurmaktan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, ablama vurmaktan ve el kaldırmaktan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, ablama vurmaktan ve el kaldırmaktan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, ablama vurmaktan ve el kaldırmaktan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, ablama vurmaktan ve el kaldırmaktan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, ablama vurmaktan ve el kaldırmaktan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Var mı bunda bir şey? Babama el kaldırmaktan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, babama el kaldırmaktan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, babama el kaldırmaktan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, babama el kaldırmaktan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Peki hiç böyle birinden, bir kızdan, birisinden, yakın çevrenden birisinden bir beddua aldığını hatırlıyor musun? Yani direkt beddua aldığımı hatırlamıyorum. Beddua hatta almadım diye düşünürüm. Çünkü çevremde iyi bir insan olarak. Evet, beddua edecek hatta arkadaşlarım arasında en son kişi olarak gösterilirim mesela. Ama muhakkak biz de insanız ve hata yapmış olabiliriz. Beddua ama yutabilir, hayvan duruyor orada. Biraz zor bir satranç. Biraz acanını yakalım hocam. Yat bakalım ya. Diga, sene duvacını bir şefaati ve ma halaka bil kuntum vel ecmaulü kesir. Çok canı ya, ne o inatçı hocam. Peki içinden hiç konuşma falan var mı? Yok, konuşmayacağım diyor. Konuşmayacağım diyor sadece. Konuşamıyorum artık, konuşmayacak mı? Sana gelinmiyor, sen çok tövbe ettin değil mi? Muazzam tövbe etti hocam. Yani bilmiyorum. Allah'ım, büyüden gelen şeytandan sana sığınıyorum. 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 Allah'ım, büyüden gelen şeytandan sana sığınıyorum.
Allah'ım, büyüden gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, büyüden gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, büyüden gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, büyüden gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, başkalarının yaptığı 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 büyüden gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, büyüden gelen başkalarının yaptığı büyüden gelen şeytandan sana sığınıyorum. Şey hissediyor musun? Bunu hissetmiyorum. Bir önceki benim kendi Allah'ım, başkalarına yaptığı zürriyetimin başkalarına yaptırdığı büyüden gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, zürriyetimin başkalarına yaptığı büyüden gelen şeytandan sana sığınıyorum. Yaptırdı. Allah'ım, zürriyetim bir daha tekrar. Allah'ım, zürriyetimin başkalarına yaptırdığı büyüden gelen. Allah'ım, zürriyetimin başkalarına yaptırdığı büyüden gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, zürriyetimin başkalarına yaptırdığı büyüden gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, zürriyetimin başkalarına yaptırdığı büyüden gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, zürriyetimin başkalarına yaptırdığı büyüden gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, zürriyetimin başkalarına yaptırdığı büyüden gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, Felak Nas surelerini okurken etkileniyor musun? Yok. Sırf bir hoc, bir arkadaş diyelim, o da o tavsiye etmişti. Mülk suresini ezberledim. Okurken? Okurken, yani ilk öğrenirken birazcık zor. Ama büyüden gelen dediğin zaman etkileniyorsun. Biraz. Allah'ın dil büyüsünden gelen şeytandan sana sığınıyorum de. Allah'ım, dil büyüsünden gelen şeytandan sana sığınıyorum. 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 Etkilenmiyorsun. El büyüsünden de. Allah'ım, el büyüsünden gelen şeytandan sana sığınıyorum. 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 Bunu da etkileniyor musun? Yok hocam. Büyü deyince etkilendin ama biraz. Balgam şeklinde böyle boğazımı... Allah Allah. Annen zamanında hocalara gidiyordu. Gidiyordu hocam. Hocalara bayağı bir muska yaptırmış. Yani muska yaptırdığından emin değilim ama suya okurlardı genelde. Hocalar suya okuyorlardı. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane muska var. Kardeşlerinde de bir takım sıkıntılar var. Var. Var hocam. Bunları eline bir al bakayım, şöyle bir tut. Böyle tuttuğunda vücudunu bir gözlemle bakayım, ne hissediyorsun? Vücudunda bir akım oluşuyor mu? Kalbime doğru hafiften var. Kalbime doğru bir sıkıntı. Peki şöyle bir dua et. Bu şekilde. Allah'ım, başkalarının günahını almaktan gelen şeytandan sana sığınıyorum. 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 Allah'ım, başkalarının günahını almaktan gelen şeytandan sana sığınıyorum.
Allah'ım başkalarının günahını almaktan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım başkalarının günahını almaktan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım başkalarının günahını almaktan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım başkalarının günahını almaktan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Bunda bir şey hissediyor musun? Kalp atışlarım hızlanıyor hocam. Kalbime doğru birazcık. Bir daha bir dua et. Allah'ım annenin başkalarının günahını almasından gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım annemin başkalarının günahını almasından gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım annemin başkalarının günahını almasından gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım annemin başkalarının günahını almasından gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım annemin başkalarının günahını almasından gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım annemin başkalarının günahını almasından gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım annemin başkalarının günahını almasından gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım annemin başkalarının günahını almasından gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım annemin başkalarının günahını almasından gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım annemin başkalarının günahını almasından gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım annemin başkalarının günahını almasından gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım annemin başkalarının günahını almasından gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım annemin başkalarının günahını almasından gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım annemin başkalarının günahını almasından gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım annemin başkalarının günahını almasından gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım annemin başkalarının günahını almasından gelen şeytandan sana sığınıyorum. Bunda bir şey hissediyor musun? Yine aynı şekilde hocam. Şu bölgede bir sıkıntı oluşuyor. Bu abilerin, ablalarında çok sıkıntılar olunca çok fazla hocaya da gitti anne. Abim de pek, hatta hiç gitmediler diye biliyorum ama ablam da, ben de küçüktüm, beraber gezerdik yani taksiyle. Bayağı gidiyorlardı. Çok da para harcadılar. Peki şüphelenme iyi bilgisi var mıydı annenin? Yani şu büyü yapmıştır, bu yanlış hatırlıyor musun? Yok hocam. Annem dediğim gibi büyüye inanmazdı. Yani kendiliğinden oluşmuş, ablamın üzerindeki sıkıntı kendiliğinden oluşmuş şeklinde çözüm aramaya çabalardı. Peki etrafındaki insanlar annenin sorununu çözmek için gidiyorlardı. Evet. Ne yapıyordu annen onlara? Yani mesela bir kolu ağrıyor, sonrasını masaj yapardı, tutardı. Okurdu. Hemen zaten rahmetli anneannemden ocak geldiğini biliyorum bize. Ocak hı-hı diye bir, bizim Konyalıyız biz aslen. Ondan dolayı işte karnı ağrıyan, midesi ağrıyan gelirdi. Bu aileden okurdu onlar. Oğlardı, evet. Geçer miydi abi? Tabii ki. Hatta benim bile karnım ağrımda giderdim, yatardım önüne. Daha elini koyar koymaz ağrının geçtiğini bilirim yani. Ama büyüye çok yormazdı diyorsun. Kesinlikle. Muska olayı biraz tehlikeli. Maalesef. Allah'ın zürriyetimin işlediği hatalardan sana tövbe ediyorum. Estağfurullah ya Rabbi. Allah'ım zürriyetimin işlediği hatalardan sana tövbe ettim estağfurullah. Sana tövbe ettim estağfurullah ya Gaffar. Allah'ım zürriyetimin işlediği hatalardan tövbe ettim sana estağfurullah ya Gaffar. Allah'ım zürriyetimin işlediği hatalardan sana tövbe ettim estağfurullah ya Gaffar. Allah'ım zürriyetimin başkalarının günahını almakla işlediği hatalardan sana tövbe ettim. Allah'ım zürriyetimin başkalarının günahını almaktan almakla işlediği günahtan Sana tövbe ettim estağfurullah ya Gaffar. Allah'ım zürriyetimin başkalarına Allah'ım zürriyetimin başkalarının günahını almakla işlediği hatalardan sana tövbe ettim. Allah'ım zürriyetimin başkalarının günahını almaktan Allah'ım zürriyetimin başkalarının günahını almakla işlediği hatalardan sana tövbe ettim. Estağfurullah ya Gaffar. Allah'ım zürriyetimin başkalarının günahını almakla işlediği günah Allah'ım zürriyetimin başkalarının günahını almakla işlediği
hatalardan sana tövbe ettim, estağfurullah ya gaffar, Allah'ım zürriyetimin başkalarının günahını almakla işlediği hatalardan sana tövbe ettim, estağfurullah ya gaffar, Allah'ım zürriyetimin başkalarının günahını almakla işlediği hatalardan sana tövbe ettim, estağfurullah ya gaffar, Allah'ım zürriyetimin başkalarını günahını almakla işlediği hatalardan sana tövbe ettim, estağfurullah ya gaffar, Allah'ım zürriyetimin başkalarını... Allah'ım başkalarından aldığımız günahlardan, günahını aldığımız kişiler adına sana tövbe ediyorum dedi. Allah'ım başkalarının günahını... Allah'ım başkalarının günahını almakla... İşlediğimiz hatadan... Ve başkalarının adına... Günahını aldığımız kişilerin... Günahlarının affı için... Sana tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Allah'ım iftira ve suizan ile Başkalarından aldığımız günahlar için Günahlarını aldığımız kişilerin adına Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Allah'ım annem. Babam. Ve zürriyetim adına Sana tövbe ediyorum. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Bunda bir şey hissediyor musun? Nedir? Kasılma, titreme. Birazcık ayaklarımda titreme var. Sağ küreğin altında falan. Ne hocam? Bir 7 gün tövbe istiğfar yapacaksın. Ben sana bir tövbe duası vereceğim. 7 günün sonunda bir kontrole geleceğiz. Aynen vücuttan enerji diye. Çok az bir şey var. Evet. Çok az bir şey var. Bu zannediyorum ki annem, Allah'a alem, hocalara gittiğinde birkaç böyle ya büyü yaptılar dedi, ya nazar ettiler, ya haset ettiler. Bir şey söyledi, bir şekilde birinin günahı alındı zannediyorum, anlatabildim mi? O da bir tanesi mazlum birisinin yaptığı bir beddua da olabilir. Hani der ya, gözü kör olası canlar falan. Kardeşlerinden gözü kör olan var mı? İki tane kardeşim görme engelli. Hiç görmüyorlar. Hiç görmüyorlar. Rahmetli annem bir Allah tarafından kendine bir imtihan olarak verildiğini söylerdi. Tabi akraba evliliği de var bizde. Annemle babam amca çocukları. Amca çocukları. Evet. Yani genelde bu soydan birisinin yaptığı bir bedduadan kaynaklıdır. Yani amca çocuklarıysa babalarının anne babası olabilir yani. Bir sorun yaşamış olabilirler. Amcalar mı? Babanın ve annenin babaları kardeştir, evet, değil mi? Evet, amca. İşte babalarının anne babası olabilir sağ taraftan. Soldan da var, akım da o kadar yüksek değil. Baba tarafı daha çok ağır basıyor. Babanın babasıyla arası nasıl acaba? Hiç bilmiyorum hocam. Yalnızca işte dedem işte sigara içermiş. Toto oynarmış. Toto oynarmış.
İstanbul. Kumar oynar mıymış? Zannetmiyorum. Hiç duymadım öyle bir şey. Ama namaz falan kılar mı? Sinirli birisiymiş. Hiç bilmiyorum o konuları. Hiç. Dedem 73'te vefat etmiş zaten. Ben 86 doğumluyum. Ama ergenliğe girdiğinden beri sende bir sorun var. Babamın vefatından sonra özellikle olduğunu yani tahmin ediyorum. Yani bir lanet sanki okunmuş, kardeşler üzerine de vurmuş yani. Evet. Birinin günahını almak gibi bu, anladın mı? Soyda sanki çok birinin bir günahı alınmış. Vela isabet etmiş tabii, annen de istenmiş, hocalara gitmiş, gelmiş. Kendi uğraşmış çok ama hatalar yapmış yani. O lanet kalkmamış yani. Soydan geliyor, çok eskiden geliyor sanki. Abilerine falan da vurması ondan kaynaklı. Yani niye gözleri kör olsun? Hani der ya bir insan bir anda gözü kör olasıcalar ve evlatlarının hayrını göremeyesice niye bana bunu yaptın, gözünü yaptın deyip haklı bir beddua bütün soya sirayet eder. Kendi işlediği günah değil de sanki başkasının da günahı alınarak sanki veya kınanarak ne bileyim alınan bir bela gibi veya bir körü kınarsın, aşağılarsın, ondan sonra geriye döner gibi. Başkalarını kınayıp aşağılamakla ilgili. Bir ah alınmış demek ki. Yani bir ah var yani. O da diyorlar yani bir ah ya da intizar yedi sorudan çıkar. Evet. Birinin yaptığı bir zulmün bedeli gibi geriye dönmüş sanki. Bak şurası şöyle, buraya kadar geliyor. Şöyle gibi, buzda o kadar yok, çok düşük yani. Şurası daha yüksek. Bak şu an o kısastan sonra... Evet, bağırması kesildi. Acı kesildi. Bak, şu an seni bağırtmıyor. Zayıf kaldı, anladın mı? Burada... Aha! Aha! Başkasının sınırına geçmek gibi böyle bir dedelerde falan böyle bir şey olmuş olabilir mi? Bir sınır kavgası hiç duydun mu? Yok hocam, duymadım. Zaten tarlamız yoktu. Yani babam askerliğini bitirdikten sonra İstanbul'a gelmiş. Babanın kardeşleri arasında veya dedenin amcalarının yani ne bileyim. Yani bir rahmetli dedem de zaten Konya'dan
çok önce gelmiş İstanbul'a, 1955'li yıllardan ben tahmin ediyorum geldiğini. Çünkü annem ve babam evlenip 64'te gelmişler. Peki şöyle bir dua et. Allah'ım miras üzerine okunan lanetten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım miras üzerine okunan lanetten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım miras üzerine okunan lanetten gelen şeytandan haksız sana sığınıyorum. Haksız edinilen miras üzerine okunan lanetten. Taksip? Haksız edinilen miras üzerine. Allah'ım haksız edinilen miras üzerinden üzerine okunan lanetten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım haksız edinilen miras üzerinden gelen lanetten Allah'ım haksız edinilen miras üzerine okunan. Allah'ım haksız edinilen miras üzerine okunan lanetten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım haksız edinilen miras üzerinden gelen üzerine okunan lanetten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım haksız edinilen mirastan miras üzerine okunan lanetten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım haksız edinilen miras üzerine okunan lanetten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım hak sahiplerinin zürriyetini okuduğu lanetten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım hak sahiplerinin zürriyetimi okuduğu lanetten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım hak sahiplerinin zürriyetimi okuduğu lanetten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım hak sahiplerinin zürriyetimi okuduğu lanetten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım hak sahiplerinin zürriyetimi okuduğu lanetten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım hak sahiplerinin zürriyetimi okuduğu lanetten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım hak sahiplerinin zürriyetime okuduğu lanetten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım hak sahiplerinin zürriyetime okuduğu lanetten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım hak sahiplerinin zürriyetime okuduğu lanetten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım hak sahiplerinin zürriyetime okuduğu lanetten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım hak sahiplerinin zürriyetime okuduğu lanetten gelen şeytandan sana sığınıyorum. Bir şey hissediyor musun? Evet. Daha bir yap bakalım. Ama enerji düşmeye başladı yalnız. Var mı abi şu an? Ayağını tam çevirmiyor. Var ama azalmış hocam. Şu an daha iyi değil mi? Evet, evet. İlginç. Neredeyse yani %70 azaldı. Sen vereceğimiz reçeteyi yapacaksın. Dur bakayım bir. Şu an iyi bak, ben sana bir söyledim mi? Bak şu an ağrı geçti. Değil mi? Evet, geçti hocam. Soydan hak sahibi birinin, soy üzerindeki hak sahibi birinin okuduğu bir beddua ve lanet bence. Başka hiçbir şey yok. Soy üzerindeki hak sahibinin okuduğu bedduadan. Evet. Yani zürriyetten birisi bir zulüm yapmış, tamam mı? Ya birinin günahını aldı, ya birini kınadı, ya haksız bir toprağı kendine geçirdi. O soyun üzerindeki birisi de beddua edince, bu beddua hak sahiplerinden birisi yapınca beddua muhtemelen amcanın çocuklarında, hala çocuklarında falan da bazı sıkıntılar vardır. Olabilir hocam. Değil mi? Var mı senin bildiğin? Yani böyle özürlü olanlar falan var mı? Yok hocam, sadece bizim ailede. Sadece sende. Bilmiyorum, bir sıkıntı var yani. Babanın aldığı bir ah da olabilir. Çünkü babanın vefatıyla senden tetikleniyor. Evet. Annenin vefatıyla bir daha tetikleniyor. Belki aralarında çok büyük bir sorun yaşadılar. Bir lanetleşme oldu, bilemiyorum yani. Belki kendi anne babalarıyla yaşadılar. Belki annen kayınpeder kayınvalidesiyle yaşadı. Hak olayı. Belki annen kendi anne babasıyla yaşadı veya baban kayınpederi kayınvalidesiyle yaşadı. Bir şey olmuş yani, anladın mı? Yani bir... Ama baba tarafından olduğuna emin miyiz? Evet, baba tarafından yani. Anne tarafında? Anne tarafında çok fazla bir şey yok. Sıkıntı var ama o kadar değil yani. Baba tarafında büyük bir sıkıntı var. Onu da sen bilmiyorsun. Bir etki var. Onların adına ben sana bir dua vereceğim. İstiğfar onu yapacaksın. Bir de böyle bir reçete. Bir haftalık bir uygulama. Ondan sonra o akımın tamamen kesilmesi lazım sende. Ondan sonra normale döner yani. Başka türlü yapacak bir şey yok.
Diye geçmiş olsun bakalım. Elhamdülillah. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ukba bin Amir el-Cuhani radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 10 kişilik bir topluluk geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 9'uyla beyatlaştı ve birinden el çekti. Dediler ki, ya Resulallah, 9'uyla beyatlaştı. Bunu neden terk ettin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki onun üzerinde temime, muska vardır. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu eliyle kopardı ve onunla da beyat etti. Ve şöyle buyurdu. Kim temime, muska takarsa kuşkusuz ki Allah'a şirk koşmuştur.